Rakamlar Türkiye'de satılan her 10 otomobilden birinin elektrikli olduğunu gösteriyor ve talep her geçen gün artıyor. Ancak uzmanlar elektrikli otomobillerin satış sonrasına, yani bakım ve onarımına dikkat çekiyor. Oluşan bir hasar durumunda o hasarın giderilmesi konusunda ciddi bir personel sıkıntısı var ve maalesef hala daha alttan bir personel gelmiyor. Elektrikli otomobil sahiplerinin sorun yaşaması muhtemel. Elektrikli araçlar fosil yakıtla çalışan motorlara göre daha az ihtiyaç duysa da belirli aralıklarla servise gidip bakım görmeleri gerekiyor. Otomobiller yeni olduğu için bu belki fark edilemiyor e, ama elektrikli otomobil sayısı işte bu yıl e, 50 binlerin üzerine çıktı satışı. Önümüzdeki sene 100 binlerden konuşuluyor. E, bu rakamlar olmaya başladığından itibaren de ciddi anlamda personel sıkıntısı maalesef ki doğacak. Otomobil markaları servis personellerine elektrikli araçlar konusunda özel eğitim verse de bu sayı sınırlı. Elektrikli araçlarda yüksek voltaj içerdiği için çok ciddi bir can güvenliği tehlikesi söz konusu. Sanayilere indiğimiz zaman maalesef bu araçları kimse tanımıyor. Evet. Bu yüksek voltaj eğitimini alarak aracın da e, gerekli teknik donanımlarını öğrenerek ancak araca müdahale edebiliyor. Şu eldiven bile özel olarak elektrikli bir araca müdahale ederken takması gereken e, bir donanım olup ekipmanlara dikkat ederseniz ekipmanlar bile gördüğünüz gibi izolasyonlu. Uzmanlar, elektrikli araç eğitimlerinin motor meslek lisesi müfredatına da girmesi gerektiğini belirtiyor.